Teknofest sırasında sürprizi Temel Bey yaptı. Aslında Ankara'da gündem o kadar yoğun ki her gün bir tane hava aracı uçuruyorsunuz. Sizi biz burada açıkçası beklemiyorduk. Pazartesi görüşeceğiz sizlerle Milli Muharip Uçak Töreni'nde ama öncesinde sizleri gördük. Burada bir sürü genç var. Doğru. Bir mesaj alalım mı size? Genç mühendisler ne yapsınlar Temel Bey? Şimdi tabii ben kendi gençliğimi hatırlıyorum. Yani 70'leri 80'leri hatırlıyorum. Bizdeki söylem hep şöyleydi. Türk yapamaz, edemez. Yani çok uzun bir hikaye de girmeyeceğim çünkü duyunca da hala moralim. Yaptık ama şimdi. Tabii. Hürjet'in uçması, çok stabil bir şekilde uçması ve süpersonik bir uçak olarak uçması Milli Muharip'in önünü açtı. Çünkü bunlar aynı klasta uçaklar. Birini güzel tasarlayabiliyorsan aerodinamik olarak, şekil olarak yapabiliyorsan yapıldı. Sonra bunun kontrolü için uçuş kontrol sistemi var. Bunları tasarlayabiliyorsan aynı şekilde daha büyüğünü Milli Muharip yaparsın. Dolayısıyla Hürjet'in uçması aslında Milli Muharip uçtu anlamına geliyor. Tabii biz bunları 2 yıldan beri hep söylüyoruz. 100. yılımıza, yeni yüzyılımıza bunları hediye edeceğiz dedik yani. 50. yılı. De 50. yılı. Buna hiç tabii 50 o zaman o kadar dinlendirmedik. Ama 100. yılı için bunu yetiştireceğiz ve 18 Mart gibi kendimize bir hedef koymuştuk. Allah nasip etti. 16 Mart'ta Milli Muharip motor çalıştırıp taksi yaptı. Daha doğrusu daha önce motor çalıştı ama 16 Mart'ta taksi yaptı. Dolayısıyla 18 Mart'ta tutturduk. Arkasından Hürjet'imiz de uçuş yaptı. Arkasından Atak 2'miz uçuş yaptı. O arada Gökbey yerli motorla ilk uçuşunu yaptı. Şimdi Anka 3 dediğimiz görülmez hayalet İHA'mız ki 1,5 ton üzerinde mühimmat taşıyabiliyor. O da taksisini yaptı. Önümüzdeki haftalarda uçuşunu gerçekleştirecek. Tabii şimdi bütün bunlara baktığınız zaman TUSAŞ'a ne oluyor? Hem ben yerli basını izliyorum hem de yabancı basını izliyorum. Tabii yabancı basının şu anda şirket üzerine konsantrasyon çok yüksek. Çünkü bu kadar çok sayıda cihazı bir anda bu kadar çıkarmak. Yani bir anda dediğim tabii 2017'de başladı, 2018'de başladı, 2019'da başladı. Böyle böyle başladılar. Bunun muadillerine bakarsak Atak 2'nin muadilleri Mi-28 Rusların Atak helikopteri veya Apache helikopteri Amerikalıların. Tabii onların geliştirmesi biz 4-5 yılda yaptığımızı 10-15 yılda yapmışlar. 2025'te teslimat yapacağız şimdi Allah'ın izniyle. Bu da 7. yılda teslimat oluyor. Tabii bunlar hepsi dünya tarihinde bir rekor. Tabii bu rekora bu kadar da şaşırmamak gerekiyor. Soğuk savaş zamanında Amerikalılar Lockheed Martin başta olmak üzere neredeyse bir haftada bir uçak yaptılar. Soğuk savaş zamanında Ruslar hem Sukhoi olsun hem de diğer şirketler olsun gene haftada bir uçak yaptılar. Yani bizim yapmamız o kadar garipsemesinler. Ama çok gönülden çalışıyoruz. Hürjet'in bu kadar stabil ilk uç geliştirmesi yabancı basında çok dikkat çekiyor. Bilmiyorum sizler ne kadar takip ediyorsunuz onu. Gayet yakından takip ediyoruz. Söyleyeyim aynen. Size gurur duyuyoruz. Yani sektör şeyiyle bak jargonuyla sektör maktayla bakarsak buna ilk uçuş daha böyle sallantı yapan, titreşim yapan bir uçuş olur. Ama bu çok stabil uçtu. Pilotumuz Ercan Kaptanım geldikten sonra F-16'dan daha iyi uçuyor dedi. Bunlar tabii şunu gösteriyor. TUSAŞ mühendisleri ki bizdeki mühendis tecrübe ortalaması 4 yıldır. Yani 4 yıllık çocuklar bunlar. Dünyada nedir bu ortalama? Boeing'de, Lockheed Martin'de mesela, tabii Airbus'ta. Bu 20 gibi olur. Şimdi bir uçak yapacaksanız sizin yıllanmış mühendisleriniz olur. Daha az sayıdan genç mühendisiniz olur. Bizde yıllanmış tecrübeli, tabii tecrübe olmadan hiçbir şey olmaz. Daha az mühendisimiz var ama yeni, gencecik çok mühendisimiz var. Tecrübeli mühendisler ana konseptleri oturttular ki doğru oturttular ki uçak uçtu güzel bir şekilde. Bu bir aset, bu bir servet. Ama o konseptten sonra detay tasarımları yapmak gerekiyor, imalat detay analizini yapmak gerekiyor, imal etmek gerekiyor, montajı yapmak gerekiyor, uçurmak gerekiyor. Bunları genç kadrolar ağırlıklı olarak omuzladılar. Tabii şimdi az önce bir genç arkadaş, bayan mühendislerimiz vardı. Akşam 8'de gidiyoruz diyorlar. Mesai 8'de bitmiyor.
sabah erken geliyorlar. Cumartesi pazarda geliyoruz dediler mesela. Personelimiz burada. Gerçekten öyle. Şimdi teknisyenlere ben tabii çok sık sık bu imalatlar montajda olurken arkadaşlara gördüğüm testler olurken teknisyen arkadaş dedi biz 36 saat eve gitmediğimiz oluyor. Yani orada uyuyup kalkıyorlar. Yani bu gayretli oldu. Şimdi tabii tekrar başa sararsam yani bütün bu 3-4 ürünün Gökbey'le 5 ürünün Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına hediye olması buzdağın tepesidir. Bunun altında 6000 tane genç mühendis var. Altında 6000 tane genç teknisyen var. Teknisyen ve mühendislerin tecrübe ortalaması 4 yıl. Yaşları 30'un altında. Yaş ortalama 30'un altında. Hani Türkiye gerçeği var ya genç kadrolar yaptı bunu. Bu uçakları yani helikopteri İHA'yı tümüyle Türk mühendisleri tasarladı, tümüyle Türk teknisyenleri imal etti. Bu çok değerli. Bu şu demek oluyor, işte biz yıllardan beri diktiğimiz ağaçlar meyve vermeye başladı. Siz meyvelerini konuşuyorsunuz ama seneye başka meyveleri de gelir. Benim merak ettiğim bir konu da aslında bunu sizin ağzınızdan duymak istiyoruz. Geriye doğru baktığımız zaman uçak yapmayı, helikopter yapmayı öğreniyoruz. Şimdi bir taraftan da mesela Hürkuş'un teslimatını ihracatla başlatıyorsunuz veya Gökbey'in üzerinden 5 yılı aşkın süre geçti. Peki bu süreler Atak 2 için 2 yıla inecek. Hürjet için bunu uçuşu yaptırır gibi bu hedefleri de nasıl tutturduysanız ne öngörüyorsunuz? Şimdi biz tabii bir insan kaynağımıza mühendis teknisyen yetiştirmeye yıllardan beri çok özendik. Geçen yıl 1600 mühendis işe aldık. Şimdi onlar bir yıllık tecrübe var. Hani o 4 diyoruz ya bir yıl onlar kazandılar. Şu anda aşağı yukarı 500 tane mezun olmayan öğrenciyi işe aldık yarı zamanlı olarak. TUSAŞ personeli aldık. Bizim mühendisimiz mezun olmasa bile biz ona inanırız mezun olacak. Bu bir büyük bir operasyon. Ama aynı şekilde çok büyük imalat tesisleri kurduk. Mesela kompozit konusunda hiçbir zaafımız yok. 95 bin metrekare dünya ölçeğinde en büyük tesislerden birine sahibiz. Yalnızca binanın büyüklüğü değil, içindeki ekipmanları, temiz odası, otoklavıydı, teknisyenleri bunları da bir araya getirdik. Biz tabii daha çok 5 ekseni CNC'ler, büyük 5 metrelik tezgahlar kullandık. Titanyum, alüminyum kesmek için. Onlardan düzinelerce aldık. Yani aşağı yukarı TUSAŞ her yıl 200 milyon dolarlık yatırım yapıyor. İşte bunu 6 yıldan beri yapıyoruz böyle. Yani milyar doları geçti. Tesisleri, rüzgar tüneli, kuş çarpma deneyi, yıldırım testi, hidrolik, elektrik, yakıt sistemi testi, emisyon testleri. Bunlar için bütün laboratuvarları da oluşturduk. Bu mühendislerin kimi 1000 mühendisten 5 mühendis gidince bilgisayar ihtiyacı da katlandı. Yani mesela diyelim ki 1000 mühendisi varken 1000 çekirdekli büyük makinemiz varsa şu anda 50 bin çekirdekli bir makinemiz, 10 bin iki makinemiz var. Yani hesap yeteneklerimiz, kullanılan software'ler, dünya klası bunlar hepsi oturdu. Mesela şimdi yurt dışından benzer şirketlerden misafirlerimiz oluyorlar. Soruyorlar bize ya bunlar siz dijital mi yapıyorsunuz? Ya biz %100, 100% dijitaliz kardeş. Her şeyimizi yani kağıt kullanmadan tasarlıyor. Hesap yapmadan bilgisayar hesaplıyor bunu elle yapmadan. Ondan sonra aynı zamanda bunlar CNC makinelerine kod olarak giriyorlar. CNC'de levhaları kesi veriyor bize bir ara. Teknisyenler bunlar birbirine çakı veriyorlar. Akıllı almaz yeni teknoloji cutting edge bir şirketimiz oluştu. Bu sayede de projeler hızlanacak daha. Aynen. Şimdi Atak 2'nin bu kadar kendi toplaması. Şimdi hızlı uçak yapabilirsiniz ama havada da bu kadar güzel uçağın hızlı yapmanız marifettir. Gerçekten dünya medyasında zaten kendi yorumlarını alıyor. Bu değerli ama ben asıl dikkat çekmek istediğim şu, en büyük başarı yapamazsın başarısı artık tarihe gömüldü, yok oldu, öldü o yapamazsın diye. Kimse bize şu anda Hürjet'in bu başarılı uçuşundan sonra yapamazsın demez. Atak 2'nin bu başarılı uçuşunu yapamazsın demez. Dev milli muharibi tamamlayıp taksi yapan demezler. O kapandı. Yani bize çamur atmalar, leke sürmeler, becerme bitti onlar. Bitti onlar. Tabii bunu yaparken de biz bunu tabii ithal bilgilere yapmadığımız için bir şeyin kopyaları olmadığı, lisans altında olmadıkları için Türk mühendisler üzerine olduğu için bu kadro eğitildi.
bu çok değerli bir şey. Zaten onun için çok gayret ettik. Yeni taze mezun olalım teknisyen mühendis olarak. Çünkü bir daha böyle bir fırsat olmaz. Yani Türkiye Hürriyet bir tane yapar. İkinci yaptığı zaman birincinin modunda olmaz. Birinci daha her şeyi bile bile yapar. Ama birinci yaparken diş söker gibi her şeyi öğrenen o yaptı. İşte bu çocuklarla yetiştiler. Asıl bizim servetimiz şu anda meyve veren bahçemizin ağaçlarının büyümesi. Yeterince ağacımız var, yeterince pırıl pırıl gencimiz var, altyapımız var. Ve sorunuzun cevabı 2025'te Hürriyet teslimatı başlıyor. 2025'te Atak 2 teslimatı başlıyor. 2028'de Milli Muharip teslimatı başlıyor. Hem de 20 adet. Yani gerçek bu. Yerli motorla Gökbey teslimatı başlıyor. Anka 3 dediğimiz hayalet büyük İHA'mızın da teslimatı 2025 itibariyle başlıyor. 2 yılda. Bazı izleyicilerimiz şu yorumda bulundu. Ya bu Atak 2'nin biraz burnu, yani biz Temel Bey Karadenizli ondan dolayı olabilir dedik. Veya işte Milli Muharip'in sonuçta bunlar prototip, ileride gelişecek. Onlarla ilgili kısacık bir şey alabilir miyiz? Şimdi bütün bunlar bir aerodinamik analizlerden çıkıyorlar. Bir de şöyle yapıyorlar işte, Milli Muharip F-22'ye benziyor. Ben diyorum ki hava kuvvetlerimizin arzuları, istekleri, ihtiyaçları Amerikan Hava Kuvvetleri'yle aynı demektir, bu anlamına geliyor. Buna bir tasarımla çıkıyorlar. Artistik tasarım değil bunlar. Milli Muharip'in bence yakışıklı ama... Bizim olsun, yakışıklı olsun. Yok, şimdi tabii siz onu üzerine silahlı görmediniz. Pazartesi göreceksiniz onu. Düşmanı korkutacak kadar da çirkin göreceksiniz onu. Üzerinde mühimmatları geldiği zaman bahtı açık olsun. Zırhlı bir helikopter. Çok uzak mesafeden angaje oluyor. Şimdi orada da büyük bir fırsat yakaladık biz. Nedir fırsat? Şimdi yeni tasarım olunca yeni teknoloji, yeni tasarım teknikleri, yeni imalat teknikleri getiriyorsunuz. Ve aracınız daha hafif oluyor, daha kıvrak oluyor, daha iyi oluyor, daha stabil oluyor. Tamam, bu okey. Büyük yaptık onu. Yani Mi-28'den veya Apache'den daha büyük bir helikopter. Şimdi büyüklük şu anlama geliyor. Daha çok elektrik enerjim var. Üzerine elektronik savaş sistemi daha çok koyabilirim. Bir de yeni füzeler var. Tanklara karşı, kara araçlarına karşı. Böyle 20 kilometreden angaje olan, sağ olsun Roketsan veya Sage, ikisi beraber de çalışıyorlar. Bunlar çok uzak mesafeden angaje olan yeni silahlar geliştiriyorlar. Ben bunların üzerine bunu koyacağım. Yani sorudan yaptıklarınız yalnız yakışıklı olmuyor, yakışıklı silahlar da üzerine taşıyorlar. Bir Atak helikopteri normalde 8 kilometreden angaje olur hedefine. Bizimki 20 kilometreden angaje olacak. Bu çok önemli. Tehlikeli bölgeye girmeden tehlikeyi ortadan kaldıracak ve çok satacağımız bir helikopter olacak. Dediğim gibi sonradan gelmek negatif anlam taşımaz. Tempolu çalışacak genciniz varsa, kalbiyle, ruhuyla, beyniyle beraber çalışıyorsa, ki bizim çocuklar çalışıyorlar, Allah razı olsun onlar. Onlar çocuk diyorum ama koca koca adamlar, bana göre çocuk. Sizin çocuklarınız. Doğru, yani çocuklarım da daha gençler. Hemen genç, en küçüğümüz kadar daha doğrusu. Torun demiyoruz Temel Bey, ya çocuk. evet torun demiyoruz da ama Seyit Ömer torunum da kolları sıvıyor yani 8 yaşında ben de uçak yapayım diye. Yok, Türkiye gaza geldi. Bence şeyi de yıktık artık, yani bu üzerimizdeki lekeleri de sildik artık. Şimdi üretme zamanı. Şu anda kontratlarımızı yetiştiremiyoruz. İhracatta çok iyi gidiyoruz. Geçen sene toplam Türkiye ihracatı 4.4 milyar doları yakaladı. Bu sene 6 milyar bekliyoruz. Ben aynı zamanda ihracatla birlik başkanıyım. Ondan sonra 10 milyar geliyor. Türkiye, Amerika, Çin, Rusya'dan sonra neredeyse en çok ihracat yapan savunma ülke haline geliyor. İhracat yaptığın zaman diğer ülkelere angajmanız anlamında geliyor, ilişki anlamında geliyor. Bu sizi büyütecektir. Biz TUSAŞ olarak yalnız Türkiye'deki mühendisleri değil, yurt dışını kullanıyoruz. Malezya'da, İndonezya'da, Pakistan'da, bu tip dost ülkelerde mühendis, yüzlerce mühendisimiz var. Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da mühendislerimiz var. Dünyayı kullanıyoruz. Aslında her geçen gün daha güzel, yakışıklı olacağız. Bunu herkes bilsin. Atak helikopterimiz de yakışıklı sayılır. Çok teşekkürler Temel Bey. İzleyicilerimiz için ben tek şey söyleyeyim. Bir T625 Gökbey'in ilk uçuş videosuna baksınlar. Bir de Atak 2'nin stabilite farkını görsünler diyoruz. Aynen.
Bir de Hürjet'e bir baksınlar ya. Uçak Hürjet, için... Ben defalarca izliyorum. Şu ilk kalkış inişi var ya. Bir de F-16'ın ilk uçuşu var. Ona da baksınlar. Dünya değişti. Devrim yaptık. F-16'ın ilk uçuşuna bakmasınlar. Kaza ara bir kalkış olduğu için onlar önemli. Darısı... Rafael'e baksınlar. O kadar. Eurofighter'a baksınlar. Darısı Milli Muharip Uçuşu... uçağın ilk uçuşunu görmeye diyelim. Çok teşekkürler. Bizim o milli muharebi uçurma teknolojisi açısından bir eksiğimiz yok. Zaten Hürjet bu yolu açtı. Zaten ekipleri de bazı bu yerlerde beraber çalışıyor. Flight Control'da beraber çalışıyoruz. Hürjet'in bütün aviyonikleri Türk. Milli muharebinde Türk. Ama biz milli muharebi de eğer uçacak şekilde planlasaydı uçmuştu çoktan. O şekilde planlamadık. İnşallah hayırlısıyla yıl sonunda uçacak. Bu kadar üst üste getirip de bizim yüreğimizi ağzımıza getirmeyin Temel Bey. Çok teşekkürler. Yani aynı zamanda 10 tonluk bir genel maksat helikopter yapıyoruz. Bizde daha çok sürpriz var. Her yıl bir şey bekleyin. Pazartesi günü törende görüşmek üzere diyelim. İnşallah. İyi yayınlar. Tamam.